Dadal Efendi ki Allah'ın izniyle Çorumludur ve de Çorum'un Çöplü Mahallesi'nden Erkek Raziye'nin Dadal olan adıyla yedi vilayet toprağına bir vakitler kopuk ipsizlikte ün salmıştır halen saray şoförü olup ve de saray şoförlerinin gayet gözdelerinden olup Mustafa Kemal Paşa'mızın ve de Gazi Babamızın ve de Ebedi Şefimizin Ulu Kurtarıcımız, Halk Fırkası Genel Başkanımız ve de Allah'tan aşağı Cumhur Reisimiz Efendimizin gözbebeği bir dadal şofördür. Bugünkü 1930 yılı Ağustos ayının 19. mübarek salı günü izinli çıkmıştır. Çıkmasıyla Yalova'nın şirket vapuruna can atıp, Paso diyerekten geçip, kıç güverteye yanlamıştır. Başında Gaziantep mebusanlarımızdan, başkaca sofra mebuslarımızdan, dahası İstiklal Mahkemesi'nin Adam Hasan mebusanlarımızdan Necip Ali Bey'in armağanı katı hasır şapka vardır. Bunu sol kaşının üstüne eğmiştir. Düşüncelidir. Çünkü hemşerilerinden Darül Fünun öğrencisi Selim Nuri Efendi'ye vakit geçirmeden yetişmek çabalamasındadır. Bu Selim Nuri Efendi'yi saray mebusanından Hakkı Tarık ve Asım Beylerin vakit gazetesine yerleştirdiği için az biraz kuşkudadır. Selim Efendi'nin yeni yetme olmakla bu serbest fırka işinde şaşırtıp bir hal etmesinden ürkmektedir. Yararı var sanır, geçtim, selbese melbese hoplar. Bir çuval inciri berbat eder ki cız çavık. Hemşirelik öyle değil, yetişmeli, yakasına sarılıp önlemeli. Aman ha, durum ve vaziyetler senin bildiğin gibi değildir demeli.'' bu işin ucunda gayet korkunç dönemeçler ve de gayet yaman vartalar vardır demeli. Aman ha, biz haberlerinin harmanındayız ve de havadislerin kaynağındayız. Bildiğimi duyduğumu hep diyemem, başımdan korkarım. Şu kadarını bilesin ki bu iş gayet bulaşıktır. İçinde oyunlar vardır ki gayet zarafetli ve de hünerli oyunlardır. Çünkü kardeşıma diyeyim atalarımızdan kalma ünlü öğüttür. Katırlar tepişir, arada eşekler tatlı candan olur.'' Fakülte okulunda okumaktayım dersin. Şeytanın yattığı yeri bilirim sanırsın. Olmaz. Bu serbest korkulu, nice nice saray mebusanlarının, derin öğretmenlerin ve de profesörlerin aklı karıştı ki düzelesi kalmadı gerisin geri. Çünkü okumuşla, bilgiçliğe, sezgiye, keramete güvenilecek geçit değildir bu. Hızır peygamberin külahı kaptırdığı dönemeçtir. Gazi Baba mektup yazdı. Ben de bu işin içindeyim dedi derler. Selbesini haktan hiç ayrıntısı yok diyerekten yemin içti derler. Böyle denilince araya madrabazlık, kaşkariko oyun düzen hiç giremez. Keyfine bak derler. Amana güveni görünce Türk ne yapacak? Yiğitlenecek. Peki yiğitliğin zagonu dokuzu kaçmak, biri hiç görünmemek değil midir? Tamam. Aman Selim hemşerim bu kez yiğitliğin gereğini yerine getireceğiz. Savuşmayı bilir misin savaşmayı? Yolu ele alıp tozu taraktan sırra kadem basmayı, develer angaryaya toplanırken tilki ne dedi? Biz tilkiliğimizi anlatana kadar post elden gider demedi mi? Kuyruğu omuzlayıp savuşmaya çabalamadı mı? Aman kardeşim, çorumluyuz, çorumlu adına sakatlık eriştirip kurnaz tilkilerden daha avanak olmayalım demeli. Bu sıra vapur biletçisi bilet demesiyle Dadal Efendi dalgınlıktan ayılıp paso dedi. Görelim, demeyen biletçinin terbiyesini beğenip, künyesini alsam da aylığını artırsam mı diye düşündüyse de üşendi. Düşüncesinin kırılan ucunu yakaladı. Beklenecek. Alan alsın, satan satsın. Sultan pazarı hele akşamı bulup durulsun. Baktık çıkarı var. Kıyısından köşesinden biz de süreriz bir peydemeli deyip saray şoförü Dadal Efendi cigarayı yaktı. Üst üste çekti ki zorlatmasını gören gökyüzünde hava bırakmamaya çabalamakta sanır. Dadal Efendi Galata Köprüsü'ne çıkınca Fatih Harbiye tramvayının kırmızı arabasını bekledi. Çünkü pasolu olduğundan birinciden aşağıya binmez. Birinciden aşağıya binmemek ayrıca saray zagonudur. Evet, Dadal Efendi hemi birinciye bindi hemi de önden bindi. Merhaba deyip Fatma'nın yanında durdu. Başka zaman olsa Dadal Efendi, ulan kulağına dürttüğüm, sana merhaba denildi, sakın Ermeni dölü müsün diyerekten Vatman'ın yakasına sarılırdı ya, ne fayda şimdilerde serbest fırka kargaşalığıdır, böyle olur, diyerekten herifin kusuruna bakmadı. Çünkü saraydan çıkarken başyaver bey sıkı tembihlemişti ki serbest kargaşalığıdır, saray adamının biletçi vatman dövmesi, bekçi polis tartaklaması yasaktır. Kısası her çeşit dalaşmak gayet yasaktır diye tembihlemişti. Batman'ın yanı tramvay zagonunca sivil resmi polis takımına, belki Ümera'dan emekli takımına, bir de pasulullara mahsus olmakla, akılsız Batman merhabayı almamakla kalmayıp, Dadal Efendi'yi katı hasır şapkalı başı bozuk sanıp başkaca, tramvay zagonunu da yürütürüm umup birkaç kez, içeri girelim dediyse de, Dadal Efendi serbest rezilliğidir bu, böyle olur diyerek umursamadı. Derbeder Vatman bu kez iyice kızıp katı hasır şapkalıyı haddini belletmek gayretiyle zilipini çekti. Biletçiyi yanına istedi. Biletçi yakında bulunmakla hemen gelmeli olup buyur diyerekten dikildi. Vatmandır daha belanın irisine kaşık tuttuğunu ve de kırılası parmağını eşek arası deliğine soktuğunu kestiremeyip göz ışmarıyla Dadal Efendi'yi göstermekte biletçi işi kavrayıp bilet dedi. Buna karşı Dadal Efendi eh serbest dönemidir böyle olur diyerekten sesini gayet de yumuşatıp Paso karşılığını verdi. Bu kez biletçi, ne yapalım anlamına Vatman'a bakıp Vatman tramvaycı ışmarıyla görülsün buyurdu. Biletçi, ki, tramvay arabasında Vatman'ın astıdır ve de askeriye töresince emir kuludur. Görelim dedi. Dadal efendi, ah Selbesah, aslanı tilkiye boğduran Selbes, yürü diye sırıtaraktan Paso'yu kulağından tutup çekti buyur yavrum diye gösterdi. Biletçi pasoya bakıp üstündeki resmin aynen Dadal Efendi'nin resmi olduğunu görüp ürküntüyle patayı çaktı. Fırt diye dönüp içeri girdi. Gözden kayboldu. Vatmandır. Yaptığından utanıp kuyruğu apış arasını alıp işine bakacağına, dudak yalamalarına ve tüklük yutkunmalarına durup ayağı altındaki zili çan çan topuklayıp elindeki fren fırıldağını gırıl gırıl çevirerekten virajlara dokuza girmek diye başladı ki neredeyse Dadal Efendi'yi dışarı döke ve de fukara tramvay arabasını duvarlara, fener direklerine çarpa. Bir zaman böyle sarsılaraktan gidildi. Asma altı sirkeci gülhane geçildi. Alemdar yokuşundan yukarı Sultanahmet'e çıkıldı. Alaman çeşmesi dönemecinde tramvayın raydan fırlamasına, benzinciye girmesine çok bir şey kalmayınca Batman, Arabayı devirip bunca Müslümana kıymanın faydasızlığını anlamış olmalı ki Dadal Efendi'ye dönüp "Sen bu pasoyu nereden buldun?" diye sordu. Dadal Efendi bu sorunun "Kimden aşırdın?" anlamına geldiğini, ağız yoklayaraktan bir ek yerini bulup polise vermek niyetine bağlandığını anlamakla lahavle çekti. "Selbestir, böyle olur." deyip kaşlarını çatıp az biraz kasılarak "Pasonun bizye hiçbir önemi yoktur. Koca Tanrı'ya şükür. Çünkü bize her yer selbestir." diye verdi. Vatman can alıcı Azrail peygamber gibi bakıp pasonun önemi olmamak ne demektir? Mebusanlar pasosuz binemezken demek de. Şundan gayet önemsizdir ki kardeş, biz Allah'a şükür saray şoförüyüz. Bu yüzden her bir yerler bize bedavadır, diyerek bıyık altından güldü. Sefil Vatman boş bulunup hangi saray demez mi? Dadal Efendi bunu beklemekte, birden dikilip elini fırıldak gibi çevirerekten hangi saray ne demek diye bağırmaya başladı. Yurdumuzda cumhuriyetimizden bu yana kaç saray vardır ki sen bunu böyle sormaktasın? Seni kumpanyaya vatman dikerlerken sınava çekip sormadılar mı? Saray nedir, kaç tanedir, nerededir ve de içinde kim oturmaktadır? Avanak vatmanın rengi gidip, suratı limon küfüne kesip, soluğu daralıp, ayağı zile, eli frene güç yetiremez olup, yekinerekten kendini bulmaya ve de toplamaya çabalayıp, aman yiğit, ben ettim sen etme diyerekten yalvarmaya başlayıp, avanaklığımıza ve de kölülüğümüze bağışla. Biz Sivaslı olup Zara kasabasının Akpınar köylüğünden bulunup, bu vatmanlığı ele geçirene kadar nice el köpüp, nice nice bahşişler, rüşvetler verip, amanı bilir misin, küçükten kusur, büyükten bağış demesiyle Dadal Efendi gayet keyiflenip, Hah anan öyle kötü zaralı. Oğlum zaradan fetvaz yetişir ki vatmanlıkta İstanbul'a şan veren köpoğlu köpek yetişir. Benden yana afsın namussuz it gibi inleme. Çünkü hemşeri sayılırsın. Başkaca bu çağ serbesin açıldığı nuhusetli çağdır. Var git kahpe anana dua et ki seni tam kertesinde doğurup bugüne ulaştırmıştır. Yoksa gör neler olurdu diyerekten ensesine bir şaplak indirmesiyle Vatman sevinç şaşkını olup güldür güldür giden tramvayın frenini boşlayıp Dadal Efendi'nin eline sarıldı. Ağamsın, ağalıkta aman diyene kılıç yoktur dedi. Dadal Efendi edebini bildiğini, ürküntüsünün kendine yeterliğini anlayıp zaralı Vatman'ın suçunu bağışladı. Bu sıra tramvay Beyazıt'ın havuzu meydanına ulaşmakla Dadal Efendi Vatman'a eyvallah deyip hopladı indi. İlk iş elini beline atıp namlusu ceketten dört parmak dışarıda duran hareketli Nagant tabancasını ok okkalayıp kaldırdı. Biraz önüne çekti, küllük kahvesine doğru yürümeye başladı. Dünyanın yüzünde gezindiğim Ademoğluna ve de vatana, millete, ne devlet anlamına gayet kısalaraktan yürüdü. Güneşin ikindi burcundan akşam burcuna devrildiği kerte olmakla, Beyazıt'ın havuzu meydanı Adem denizine dönmüştü. Yaşlısı, körpesi, hacısı, hocası, kızı, avradı birikmiş, parmağı parmak kitleyen Mehmetçikler asker gurbetinin şaşkınlığıyla gezinmekte. Darülfun'un okulunun talebeleri kız avına çıkmış, Kınalı keklik avcıları ki gez göz arpacık demez ve de hiç boşa atmaz bir yaman avcılar. Cami duvarı dibindeki küllük kahvesi yükünü tutmuş. Kahve çay içen hangisi, gazoz ayran içen hangisi? Şurada tavlıya kapanmış tavlacılar, çehar atıp şeş oynamak çabalamasında. Beride pastıraya, cimdallıya, 66'ya, başkaca pikete, prafaya ve de dört başı dominoya yumulmuş kumarcı takımı. Dadal Efendi şuraya buraya bakıp Selim Efendi hemşerisini ve de gazeteci Murat Efendi'yi görememekte gölgeye oturup İzmir işi nargileyi ve de tavşan kanı çayı söyleyeyim derken Murat Efendi'nin sesini duydu. Dadal Efendi, hey Dadal Efendi, neredesin Müslüman? Dadal Efendi gazeteci Murat Efendi'yi görüp hemşerisi Selim Efendi'yi görememekte meraklanıp hızlandı. Bizimki hani, görememekteyim. Bırak şimdi, hele gel, gel ki görelim nedir. Dadal Efendi oturdu. Neymiş koca tanrıya şükür. Post delinmemiş, boyun alınmamış. Ne olmak ihtimali var? Daha ne olsun? Saray şoförlüğünü maskara ettin ki arkadaş yaylı sürücülüğünden beter etmecesine. Kim demiş? Vay ki düşman karalaması. Vay ne demek? Bize ve de bizim gibi yiğide. Hayır kabul etmem. Kabul etmem kaç para? Dünyayı karıştırır akıl almaz işler olup. Biz İstanbul gibi bir taşra kentinde ve de oturduğumuz yerde duyup bilip, girdisini çıktısını öğrenip gazetelere bile yazıp, sen bir koca saray şoförü olasın, duyup bilmeyesin, uyuyasın ki hırıl hırıl. Aman bu nasıl bir iş ola ki bizim ilmimiz haberimiz olmayaraktan ve de uyuduğumuz sıraya denk düşerekten. Yahu biz saray şoförlerinin uyur takımından mıyız ki sen bu lafı böylece söyleyip? Yalan mıdır? Pazarlığımız nasıldı? Hükümette ve de sarayda olup bitenleri yasağa kalkar kalkmaz, uçan kuşun kanadıyla ya da telgrafın inleyen telleriyle bize ulaştıracak değil miydin?'' Çorumlu hemşeriliği ve de hısımlığı böyle midir? İşte belli bir şey. Duyamadın ki bilemedin. Bilemedin ki yetiştiremedin. Kim duymamış? Dadal efendi ağam mı? Saray şoförü Dadal. Hay anan öyle akılsız gazeteci. Vay ki gazeteci aklı ve de gazeteci Murat Bey'in akılsız bir akılları. Dur aman sen bizi şu serbest fırka meselesinden suçlamaktasın he mi? Haş şunu bileydin. Saray şoförü Dadal efendi Murat'a saray cigarası tuttu. Emrin dadal abi diye sırıtan garsona çaydır ve de gayet demli çaydır. Başkaca İzmir işi nargiledir. Ah ne olmalı olmalı çayın şuncacık tavı geçmiş olmalı ve de nargile çekmemeli ki ne fayda diye şakadan tersleyip döndü. Kasıldı. Demek serbest işi. Ya siz bunu ne zaman duydunuz bakalım? Hey İstanbul gazetecileri. Biz bunu koca Tanrı'ya şükür bütün gazetelerden ve de en yamanı Yunus Nadi Bey'imizin Cumhuriyet Gazetesi'nden önce duyduk. Ve de tamamı tamamına bu mübarek Ağustos sayının 8. gününü 9. gününe bağlayan Cumartesi gecesi duyduk. Ve de bütün girdisini çıktısını gazeteye yazdık. Bir yandan yazarken bir yandan ''Hey vah ki saray şoförü Sefil Dadal, neredesin?'' diyerekten dövündük. ''Ben çöplünün yüz akı Dadal, ben neredeyim öyle mi?'' Dünya durdukça durası Gazi Paşa'mızla biz ya ne zaman çıktık başkentimiz Ankara'mızdan? Ayın dokuzunda serbest işini gazeteye yazmalı değil, işte bunu bilmeli. Bunu, vay vay. Vaydır elbette, şurası akıldan çıkarılmasın ki bizim haberimiz olmayınca sarayımızda sağza sinek vızlayabilemez. Sen öyle mi belledin gazeteci? Ne fayda ki sırası gelip yasaklarımız kalkıp söyleme fermanı çıkmayınca biz bildiğimizi açıklayamayız. Burası da böyle cenebiline de suçlamalar ona göre düzüre hey yavrum. Gerçek. Ya siz Ankara'dan ne zaman uğradınız bakalım? Selbes ilintisini sormaktayım dadal şoför. Selbes, selbes belası uç göstermeyince ya biz Türk'ün kâbisi Ankara'mızı boynu bükük öksüz yetim koyup yahu Türk'ün başına apansızdan vardım sıkı dur demeden selbes belası kümelenmedi mi? Sıkı durmasaydı ya bu dadal kardeşin elden geçti gitti değil miydi? Ve de yitti gitti değil miydi? Esah mı kardeşim dadal? Aman işin gerçeği gelsin. Saray şoförü Çorumlu Dadal Efendi, dünyayı velveleye veren bir işin gerçeği kendinden sorulunca gayet haz edip hazından şişinip sözü ele alacağı sıra bir yandan nargile koşturuldu, öte yandan Selim Nuri solu yaraktan geldi. Dadal Efendi hemşerisinin suratına bakmasıyla irkildi. ''Aman Selim Efendi, kötülemişsin herif, biz görmeyeli nedir bu hal keyfiyet?'' Selim Nuri gülmeye çalıştı. ''Yok bir şey, soğuklatmışız geçti.'' Nerenin geçmesi? Doktora bakındı mı doktora? İlaç verdi mi? Verdiği ilaçlar yapıldı mı? Tamam, hepsi tamam. Selim Nuri Murat'a döndü. Var mı yeni bir haber? Ne diyor Dadal Efendi? Tam gerçeği anlatmaya başlıyordu ki sen geldin. Selim Nuri oturdu. Koşmuş gibi soluyor, dudaklarını yalıyordu. Çay söyledi. Dadal Efendi'nin ikram ettiği saray cigarasından almadı. Evet, neymiş gerçeği? Bunun gerçeği Selim oğlum açık, Açık dedimse, selbes ne demek arkadaş? Selbes resmen selbes demek. Selbes açılacak ki az biraz selbesik gele. Gelip ne olacak da Dal Efendi hemşerim dersen, selbesik gibi malın olsun, elbet bir işe yarar yeri vardır. Aslında biz bu işin kendine değil verene bakacağız. Veren kim? Gazi Paşa. İşe yararını bilmese verir mi? Hayır, hiç vermez. Verdiyse bir yararlı olacak. Gelelim ki kime ne olacak? Bunun yararlı kime verdiyse ona, peki ya kime vermekte kurban oldum? Sana bana mı vermekte bu selbesi? Hayır, kaldırı Fethi Beylere, Nuri Beylere, Ağul Ahmet Beylere vermekte. Şu halde onlara yarar bir serbestliktir bu. Sana bana gelmez. Ne denilmiştir? Alışmadığın aş ya diş ağrıtır ya baş denilmiştir. Dünya durdukça durası Gazi Paşa'mız selbesi çıkarıp Fethi Bey'e verdiyse aman ağa, biz beriden şaşıp kudurup zorlatmayacağız. Ben telefonun kulağını neden büktüm yalova gibi yerden, neden? Bekleyin, vardım diyerekten seyirttim. Aman tetik duralım diye seyirttim. Ne gibi? Gibisi, bir kutuya sinip kargaşalığın sonunu bekleyeceğiz arkadaşlar. Ayak altında kalalım demezsek, kuru kafalara bir sakatlık erişsin demezsek bu böyle. Evet bu kargaşanın sonu beklenecek ve de insana yarar bir akıl alınırsa koca Tanrı'ya şükredip ha bereket denilecek. Bana sorarsanız buraları böylece bilinmeli. Aklımız ermedi bilemedik. Bir halt ettik diyerekten ileride kafaları duvarlara çalmamalı. Aslına bakarsan benim sözüm sana değildir Murat Efendi. Benim sözüm çorumlumuzadır. Çünkü çorumlu kendini Osmanlı'nın yiğit defterinde yazılı bildiğinden kargaşa sırasında kuru kafasını gezdiremez, gövdesini kavrayıp sıkı tutamaz. Amana demeye kalmadan bakmışsın, meydana hoplamış ki elden gitmecesini hoplamış. Nereye salmaktasın derbeder dese biri halay meydanına mı? Sinsin'e taşına mı? Hayır. Osmanlı'nın resmen baş aldığı siyaset meydanına salmaktasın. Bunca yaş yaşadım, Osmanlı'nın yiğit defterini akıl erdiremedim. Erdirmişi de hiç görmedim. Çünkü defteri bulmuşa, başına oturup çevirmişe rastlamadım. Aman ha, kardeşlerime diyeyim. Aynen Sırat Köprüsü geçilmektedir. Çorumlu'nun elden gittiği gayet yaman boğazlar geçilmektedir. Kendin bilmez değilsin ya, Selim Efendi kardeşim. Dünyanın avana sıçrar, sıyrılır, tatlı canını kurtarır. Belki birkaç kuruş doyum bile toplar da fukara çorumlu yiğit deneyim derken tekerlenir. Tatlı canı üste verir savuşur. Kargaşalıkta çorumlunun çorumluyu sıkı zapt etmesi şart. Birbirimizi sıkı tutsak gerektir ve de hiç salmasak gerektir. Ya bunun adını sen ki ne zaman duydun? Serbesi sormaktayım. Bunun adı arkadaş, adı bassın, kolayına akıl ermez bir çıkıştır. Çünkü İsmet Paşa bile bu serbest fırtınasının durduğu yerde neden kopup estiğini, niçin estiğini şimdilerde bilir değildir. Aman Dadal Efendi etme. Nice olur. Aklım buna içermedi. Peki nasıl çıktı öyleyse apansız bu serbest? İsmet Paşa'dan uğrun. Şöyle ki Murat Efendi kardeşim. Biz bu yıl Ankara'mızdan Temmuz ayının ilk günlerinde ayrılacaktık ya, saray töresince ne fayda ki evin hesabı pazara hiç uymadı. Çünkü sıcaklar kötü bastırdı. Bastırmasının değeri yok, esintiyi tüm kesti. Kırk yıldır böyle iş görmedik dediler. Ankara'nın hocaları, Bent Deresi'nin enginleri, Bozkır'ın düzleri neyse ne, Çankaya'nın bulantısını ne yapalım? Bunca yıldır saraydayım, havuz başında esintinin kesildiğini hiç görmedim. Gazi Paşa akşam makli serini kumup havuz başına inmiş. Bilmezden üstüne uğradım. Beni görmesiyle elini sallayıp gel işmarı verdi. Toplanıp seyirttim. Bel kırıp etekledim. Gel hele dadalı oğlum. Bu sıcak neyin nesi? diye sordu. Bilmediğinden mi sormakta? Hayır, bizimle gönül eylemekte. Bilmediği var mıdır ki soru sorsun, yuvarlak yılların densizliğini bizden mi öğrenecek? Denenmiştir, yıl kısmı, 10-20-30 dedi mi bir rezillik çıkar sağlam. Kiminde de dünyayı yer depremi kavrar. Kimin rahmet yağar ki Nuh tufanından nişan vermecesine. Neye daldın da yok mu sende bu sorumuzun karşılığı sakın, dedi. Dünya durdukça durası Gazi Paşa'mız, vardır sayende efendim, yuvarlak yıllarda çok yaramaz işler olur, dedim. 1930'dayız, kurak yıldır ve de sıcak yıldır dedim. İyi bildin köpoğlusu, bunu bilmek hüner değil, kurtuluşu bulmalı dedi. Kurtuluşu yaylaya can atmaktır. Eskinin türkü yazın sıcaklarında keyfinden mi hoplayıp yaylaya çıkardı, kasaba yerini bırakıp dedim. Hay çok yaşa, yahu bunlar nasıl bir akıllar, İsmet Paşa'dan baskın bir akıllar diye güldü. Güldü ya, sözümüz burada kalsın, kapıdan yana da kaçamak baktı bir. Bakması İsmet Paşa gelir melir, duyar muyar, Aklına bir şey gelmesin, çekindiğinden mekindiğinden değil. Can alıcı Azrail peygambere metelik vermeyen Gazi Paşa, lafını sakınır mı İsmet Paşa'dan? Bakması bizim İsmet Paşa'mız da iyidir hoştur. Kumandanlık da yaman, siyasette gayet kurnazdır ya, az biraz nobrandır ve de takılmaktan anlamazdır. Bu nedenle Gazi Paşa'mız her lafı bunun yüzüne demez. Bu da bir siyaset ki gayet ince bir siyaset. Çok yaşasın Gazi Paşa'mız. Kapıya bakmasını ne demeye geldiğini sezinlediğimizi bilip lafı çevirdi ayın kaçıdır dadala diye sordu. Apansı sorgularını bildiğimden, ayın kaçını, günlerin hangi gün olduğunu, soğun sıcağın kaç dereceye vardığını, yeni diktiği vekillerin adını, evlerini adreslerini her sabah aklımıza yazarız. Patayı çaktım, hiç duraklamadan su gibi söyledim. Yılımız 1930, ayımız Haziran, günümüz 11. Perşembedir sayende paşa babamız, dedim. Ulan aferin dadalı oğlum, gün bilmekte bir seni gördüm, bir de saatli marif takvimini gördüm oğlusu'' diye güldü. Demek ayımız Haziran. Hemi, hemi de 11. günü ve de Perşembe. Ne kadar iyi. Koca Tanrı'nın işine bakmalı ki dadalı oğlum, büyük minnet meclisimiz resmen paydostadır. Başvekilimiz İsmet Paşa'mız çakı gibi işlerin başındadır ve de ardındadır. Allah'a şükür savaşımız yok, uğraşımız yok. Ağrı dağında az biraz tatsızlık varsa da hakkından gelinecektir. Umutluyum. Bu sıcağın altında debelenmek, bana sorarsan akıllı işi değil. Kop seyirt bak bakalım, Kara Mercedes'in lastikleri sağlam mı? Depomuzda yeterince benzinimiz var mı? Boz yük üstünden yaylalara can atsak gerektir. Arabayı buraya çekmeden kimseye har söyledin mi? Gerisini kendin düşün. Arabayı çektin mi? Arkadaşlara haber salınsın. Ardımızdan yetişmeye baksınlar. Hükümete bildirilsin. Höst, dur bakalım. Daha bitmedi. Bilecik mebusu İbrahim Bey'in yayla köşkü deniz yüzünden kaç metre yüksek? Hazır ola gelip gözlerimi yumup karşılığı yapıştırdım. İbrahim Bey'imizin yayla köşkü deniz yüzünden 1745 metre yüksektir paşam. Ulan aferin dadalı oğlum. Ah ne olaydı olaydı. Elinde bir ortaokul kağıdın bulunaydı. Seni çorumdan baş mevbus diktim gittiydi. Köpe oğlusu diye hayıflandı. Bunu böylece ilk demesi değildir. Vay ki kuşbazlık. Bize ne ettiyse kuşbazlık etti arkadaş. Şuncacıktan kuşbazlığa vurup okulu boşlamasaydık. Nice baltalara sap olduktu. Adam sırasına bile girdik gittiydi. Diyeceksin ki hey akılsız dadal, kuş bazlığa vurmayıp okusaydın, bu kez de eline saray şoförlüğü nereden geçecekti de Gazi Paşa seni bilip mebus dikecekti. Doğrusun kardeş, her bir şey Allah'tandır ve de Allah ne işlerse güzel işler.''